TV.net ekranlarından, Başkent programından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Seçimlerde son haftaya girdik. Artık sandık başına varmaya günler kaldı. Sayılı günler, pazar günü sandık başında olacağız. Bugün AK Parti Amasya Milletvekili adayı ve Barla Platformu Başkanı ilahiyatçı Sait Yüce ile seçimleri konuşacağız. Ama sadece seçimleri değil, çok farklı bir boyutunu da gündeme getireceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben Amasya'yı ve seçimleri soracağım ama ondan önce sizin başka bir titriniz daha var. Barla Platformu Başkanısınız. Evet. Ne demek Barla Platformu? Barla aslında çok sembol bir isimdir. Barla, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1927 Mart'ında sürgün edildiği bir yerdir. Isparta'nın Eğirdir kazasının bir nahiyesi. Barla'ya Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri malum 1877'de doğmuş, 1960'da vefat etmiş. Üç devir yaşamış. Osmanlı, mutlakiyet, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerinde. Birinci Dünya Savaşı'nda vatan savunmasında, doğuda Bitlis, Van, Erzurum savunmasında esir düşmüş Ruslara. 2,5 yıl esarette kalmış. Sonra tekrar 1918'de İstanbul'a gelmiş. Geldiği İstanbul, Osmanlı tabii çok sıkıntılı günler. Ancak Enver Paşa'nın, dönemin padişahının büyük iltifatlarına mazhar olmuş. Çünkü savaşta gösterdiği yararlılıklardan dolayı. Daha sonra da milli mücadeleye çok ciddi destekleri olmuş. Ama Van'da sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra tabii büyük bir törenle Ankara'ya davet ediliyor birinci mecliste. Hoş Ahmedi töreni yapılıyor. 22 Kasım 1922'de Bediüzzaman Hazretleri kürsüye çıkıyor Mustafa Kemal ve arkadaşlarının alkışlarıyla. Ama tabii bir müddet sonra, bir 7-8 ay Ankara'da kaldıktan sonra dönemin idarecileriyle, o da Cumhuriyet istemesine rağmen, ama Bediüzzaman dindar bir Cumhuriyet istiyordu. Diğer o gün birinci meclisin yöneticileri ya da ilk kurucuları diyelim Cumhuriyet'in, dinden uzak bir Cumhuriyet taraftarıydılar. O zaman yolları ayrıldı ve Bediüzzaman Hazretleri Van'a gitti. Ama orada Şeyh Said hadisesi patlak verince takrir-i sükun kanunu bütün doğudaki, ilgisi olsun olmasın, bütün alimler, şeyhler, hocaları sürdüler. Daha sonra tabii çok elim vahim hadiseler yaşandı. İskilipli Atıf Hoca gibi asılanlar, zulüm, işkence görenler. Bediüzzaman Hazretleri de Barla'ya geldi. İşte Barla aslında 8 sene kadar orada sürgünde kalıyor. Ve bugün Risale-i Nur eserleri diye bildiğimiz eserlerin 1/4'ünü orada telif ediyor. Barla bugün için çok önemli şudur. O da bu mücadele bugün, yani bunu siyasi bir izah getirmenin ötesinde, o günlerden başlayan dine karşı, dindarlara karşı olan zulüm ve işkence, özellikle tek parti döneminde bunlar yaşandı. Her türlü yasaklar. İşte Bediüzzaman o gün Barla'da bir eserler neşretmeye ve onu yapanlarla mücadeleye başlattığı yerin adıdır Barla. Bu çok önemli bir nokta. 1927 yılı dediğiniz tek parti döneminin olduğu yer. Türkiye'de ezanın, Arapça ezanın yasak olduğu, Kur'an-ı Kerim'in evet, yasak olduğu bir dönemde Bediüzzaman çok büyük bir din alimi Barla'ya sürülüyor. Ama o orada Risale-i Nurları yazmak suretiyle hizmetlerine devam ediyor. Evet. Siz de bu platformun başkanısınız. Ben de tabii Bediüzzaman ve hayatı ve eserleriyle ilgili araştırmalar, incelemeler, eserler telif eden birisi olarak o platformumuzda bu işlerle uğraşıyor idi. Siz de Kur'an tefsirlerinin anlatılması, yayınlanması konusunda evet, faaliyet gösteren bir platformun başkanısınız. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebeleri geçenler bir açıklama yaptılar. Ortak bir açıklama yaptılar. Dediler evet, ki biz AK Parti'yi destekliyoruz. Neler söylemek istersin? Neden buna ihtiyaç hissettiler? Şimdi aslında buraya gelirken, Amasya'dan arabayla gelirken, Abdullah Yeğin ağabey var. Ankara Hastanesi'nde şu anda yatıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşayan en eski talebelerinden, 94 yaşında ve hastanede bir bronşit rahatsızlığından yatıyor. Tabii o yaşlılığın verdiği rahatsızlıklar da var. Doktorlar dışarı çıkmasına izin vermedikleri halde hem ben geçmiş olsun dilekleri için aramıştım. Telefonda ısrarla pazar günü sandığı İstanbul'da olduğu için seçmen kütüğü, oraya gitmek istediğini ve bir şekilde zaten gidecekmiş pazar günü onu söyledi. Çok dikkatimi çekti. 94 yaşında Bediüzzaman'ın bir talebesi. Bahsettiğiniz o ortak açıklamalarında da ismi imzası olan talebesi. Üstad Bediüzzaman 1940 yılında daha lise bir talebesiyken
Kastamonu'da ziyaret etmiş. O gün bugündür de bu hizmetlerin içerisinde olan hakikaten bir kahraman, çok büyük, önemli bir zat. Allah isterseniz buradan da bir şifa duası dileğinde. Evet. Bu beraat gecesi hürmetine de Cenab-ı Hak onlara da şifalar versin. Abdullah Yeğin çok büyük bir alim. Bediüzzaman vefat ettiğinde de yanında olan talebelerinden birisi. Ve Risale-i Nurlar'la ilgili lügatı da hazırlayan birisi. Evet, buradan Allah şifa versin diyoruz. Beraat kandilini de tebrik ediyoruz. Bediüzzaman'ın talebelerinin açıklamasını sormuştum. Şimdi işte yani, o açıklamada ismi olan isimlerden de o açıklama, yani bu oy kullanmaya gitmekteki hassasiyetini söylerken de telefonda bana, yani düşman kuvvetlerine bir ok atmak gibidir bu. O kadar ehemmiyetli ki, çünkü İslamiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez hakikatince. Son ve hak din olan İslamiyet'in bu kadar güzelliklerini ortadan kaldırmaya çalışan, üstelik başta öyle bir hükümet var ki dine ait her şeyi serbest bırakmış. Bakın bugün Yargıtay, HSYK bile işte cevap verdi. Hakim ve savcı bile olabiliyor. Başörtülüler artık her meslekte ve her sektörde iş yapabiliyor. Okullarda rahatlıkla okuyabiliyor. Türkiye normalleşti. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinin siyasete bakışlarının böyle bir veçesi var. Bunu anlamayan bazı insanlar şöyle, hani Bediüzzaman Hazretleri "Euzu billahi mineşşeytani ve siyase" demiş. Yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Ancak bunun hani "namaza yaklaşmayınız sarhoş iken" bölümünü okumayıp da "namaza yaklaşmayınız" demek ne kadar eksik ve komik bir şeyse, Bediüzzaman'ın bu ifadesinin de devamı var. Yani hangi siyaset? Canavar siyaset. Yani senin tarafındaki melek gibi, şeytan gibi bir adamı melek göstermek, karşıdaki melek gibi bir insanı da şeytan gibi göstermek. Buna karşı Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri bu dönemde çok güzel işler yapıldığını, yani merhum Menderes'in Ezan-ı Muhammedi'yi aslına çevirmesinden dolayı, ki Menderes'in öyle çok fazla dini bir şeyi de yoktu, yani ameli cihetinden söylüyorum, imanı mutlaka vardı. Ama buna rağmen o Ezan-ı Muhammedi'yi aslında çevirdiği için Bediüzzaman'a İslam kahramanı demişti. Bugün ise bu kadar güzel şeyler yapılırken Bediüzzaman'ın hayatta olan talebeleri çok açık ve net bir şekilde İslam'a taraftar olmaya bakıyorlar. Ve yani İslam'ın hür bir şekilde, özgür bir şekilde yaşanması. İşte başörtüsü meselesi öyle, imam hatiplerin önündeki engellerin kaldırması öyle, okullarda mescit açılması öyle. Daha nice şeyler var. Yani eskiden çok böyle dine ait ufacık bir şey yapsanız, çok eski değil bu, 10 sene önceye kadar böyleydi, İrtica manşetlerinden geçilmiyordu. Yani dine ait her şey böyle ötekileştiriliyor ve ciddi zulüm görüyordu. Ve bunlar yapıldı bu Türkiye'de. Sadece tek parti dönemlerinde değil, ihtilal dönemlerinde. Bediüzzaman'ın talebeleri işte buna bir karşı duruş olarak, yoksa siyasete girmek anlamında değil. Bunun çünkü alternatifi CHP dönemi, o zihniyet ve onun beraberindeki darbeyle gelen o işte koalisyon dönemleri hep dindarlara zulmettiler. Bunun örneği o kadar çok ki bu tekrar o zihniyet gelmesin. Bu AK Parti'nin, yani eski Demokrat Parti ve o misyonun devamı olan siyasilerin iktidarda kalması için böyle bir zaruretten dolayı bir açıklama yaptılar. Bir beklentiler olduğu için değil. Asla. Bediüzzaman Demokrat Parti'yi desteklemişti. Onlar da ilkeleri gereği İslam'a hizmet için AK Parti'yi destekliyor diyorsunuz. Demokrat Parti'ye verilen destekle bugün AK Parti'ye verilen destek arasında bir çelişki var mı? Burada şöyle bir şey, hatta bir hatırası var. Keşke burada olsalardı, onlar anlatsalardı. Aynı Abdullah Yeğin abi gibi Hüsnü Bayramoğlu, Mehmet Fırıncı ağabeyler, Said Özdemir, Ahmet Aytimur. Bunlar hayattalar. Bunlar aynı zamanda hayatta olan Bediüzzaman'ın varisleri ve talebeleri. Evet, talebeleri. Mesela 1953 seçimlerinde Tahsin Tola milletvekili oluyor. Bediüzzaman'ın talebesi, izin istiyor ve milletvekili olmasını tavsiye ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Ama cemaat adına değil, sen şahsın adına olabilirsin. Ahmet, Mehmet, Tahsin Tola olarak olabilirsin diyor. Ve sonradan da onun Demokrat Parti milletvekilinde yaptığı hizmetleri Emirdar Layıkası isimli eserinde çok sena ediyor, övüyor. Onun 100 derece hizmeti olduğunu o milletvekilliği döneminde. Çünkü yaptığı şeyler o Kur'an tefsirlerinin bastırılmasına vesile olmuş, bir takım yanlışların önlenmesine vesile olmuş. Böyle bir siyasetin yapılabileceğini söylüyor. Vatana, millete, dine hizmet eden.
Hatta 57 seçimlerinde enteresan bir hatıra var. Yine o hayatta olan ağabeylerden dinlediğim. Onlar bir programda da anlatmışlardı zannederim. 1957'de Tevfik Tığlı Isparta'dan aday oluyor. Ve tabii biraz böyle dine uzak birisi ama Demokrat Parti'den aday olduğu için Bediüzzaman talebeleri köylerde aleyhinde dolaşıyorlar buna oy vermeyin diye. Bunu işitince Bediüzzaman hemen talebesi Tenekeci Mehmet Efendi'yi gönderiyor aynı köylere. Tekrar gidin Demokrat Parti'ye oy isteyin. Ne var bunda diyor. Demokrat dine yardım etti. Din de demokrata yardım ediyor. Ve kendisi aynı seçimlerde sandığı getirin diyor. 87 yaş, 85 yaşında. Sandık gelemez diyorlar. Kendisi talebelerle gidiyor. Hangisi Demokrat Parti diye biraz da böyle sesiyle de söyleyerek açıkça reyini belli ediyor. Çünkü demokrat karşısında da CHP var. CHP'nin altında o gün komünist kuvvetiyle anarşi yayılmış memlekette ve tamamen dine karşı şiddetli bir zulmün uygulandığı dönem. Tabii ki demokratı destekliyor. İşte aynı çerçevede bugün şimdi AK Parti'nin karşısındaki cepheye bakmaya başlarsak eğer, yani CHP, hatta Bediüzzaman Hazretleri'nin yine bir sözü var. Bu millet kendi ihtiyarıyla Halk Partisi'ni iktidara getirmeyecektir diyor. Ve sonradan da halkçılar ırkçıları elde edip korkarım ki sizi mağlup edebilirler diye de bir ifadesi var. Halkçılar, ırkçılar dedi de bugünkü MHP. Tabloya baktığımız zaman aynı şey oldu. Halkçılar ve ırkçılar kol kola geldiler. Bugün CHP, MHP, bir de çok enteresan bir şey var. HDP diye silahtan vazgeçmeyen, hiçbir şekilde bırakmayacağını söyleyen, işte astığı billboardlardan kan damlatan, devamlı tehdit eden, halen de öyle bütün seçmene de dünyanın hiçbir yerinde bir siyasi parti, yani demokratik bir ülkede, demokratik olmayan da olabilir ama demokratik bir ülkede seçmene sen şuraya oy vereceksin, buraya oy verirsen canını okuruz, seni yok ederiz. Bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bunu bütün Doğu ve Güneydoğu şahit, artık Sağır Sultan duydu. Şimdi böyle bir siyasi parti var. 6-8 Ekim olaylarında şu kadar kişinin ölümüne sebep olmuş. Kan gövdeyi götürmüş. Her tarafı yakmış, yıkmışlar. Hiçbir şekilde silahı bırakmayacağız diyorlar. İç güvenlik paketinde de MHP gibi bir siyasi parti bunlarla beraber oluyor. Bakın CHP, MHP, HDP, bir de bunlara hiç dünyanın bir yerinde olmayan bir paralel kuvvet eklendi. Bu da anlaşılır gibi bir şey değil. Zahiren ne bir siyasi kimliği var ne bir cismi var. Ama bir şekilde bütün bu şer cephesini oluşturan bir şeyin adeta mayası oldu. Bu şer cephesine karşı diyorsun Bediüzzaman'ın talebeleri de AK Parti'ye ve demokratlara çok net kuvvet verdi. Asla bir siyasi beklenti için değil bu. Doğu Anadolu bölgeleri Risale-i Nur talebeleri platformu bir yazılı açıklama yaptı. Dedi ki biz bu seçimlerde terör, şiddet ve ırkçılığa karşı demokratların ve AK Parti'nin yanında yer alacağız dedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Tabii Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur camiası diyelim, cemaatleri diyelim, bu birden fazla kolu olmakla beraber neredeyse tamamı şu anda AK Parti'nin yanındadır. Tamamı ama. Bunun içinde malum paralel güçler Risale-i Nur cemaati olarak isimlendirilemezler. Zaten kendileri de o ismi kabul etmiyorlar. Hocaları Fethullah Gülen de 71'deki mahkemede ben Nurcu değilim diye ifadeleri var mahkeme zabıtlarında. Kendileri de hiçbir zaman bu süreçte bunu kabullenmediler. Sadece oradaki kuvveti, gücü kullanıp, yani orada güzel hakikatler var Risale-i Nur'da çünkü. Ondan istifade edip kendilerine başka bir zemin hazırladılar. Onu gölgeleyip, perdeleyip. Bu Doğu ve Güneydoğu'dakiler dahil, Türkiye'nin her tarafında, yurt dışında inanılmaz. Ben dün Norveç'le, Almanya'daki arkadaşlar adlı onlarla konuştum. Akın akın diyorlar biz gidip konsolosluklarda oy vermeye gidiyoruz. Bunların hiçbirisinin en ufak bir devletle işi olmaz. Bir tane bir ben hatırlamıyorum bir talepleri bile olmaz. Hiç siyasilerden. Ama olan biteni görünce sadece burada AK Parti'ye oy vermek değil. Öyle bir atmosferden geçiyoruz ki, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki şu anda Türkiye hem bölgesinde bir güç hem küresel bir güç olma yolunda öyle bir vizyon ortaya koydu ki. Yani AK Parti ile 13 yıllık iktidarıyla. Şimdi bütün sadece Türkiye'de değil dünya Müslümanlarının umudu oldu, ümidi oldu. Hepsinin nazarları, bakışları Türkiye'ye çevrildi. Yani inşallah biz 7 Haziran'da alacağımız güzel bir sonuç bütün o İslam coğrafyasında bayrama sebep olacak. Bakın bu hiçbir daha önceki
Türkiye'deki siyasi parti için böyle bir şey söz konusu değildi. Bu neden? Çünkü o ruhu tekrar canlandıran, o Müslümanları kendine getiren, İslam'ın böyle ezilmesine, eziyet görmesine, mazlum milletlere karşı kucak açıp da özgüvenlerini sağlatacak olan bir iradeye AK Parti sahip oldu ve sahip oldurdu. Dolayısıyla yani Nur talebelerinin bu açıklamaları da bu süreçte çok net bir şekilde, yani ben biraz önce Abdullah Yeğen'in o duruşu hepsinde var. Bu siyasi bir şey değildir. Siyasi, bu seçimden sonra da hiçbir talepler olmadı. Ben zaten adaysam şahsım adına aday oldum. Hiç ne cemaat adına ne bana onlar tavsiye etti ne o cemaatten beni isteyen oldu. Kendim aday oldum. Böyle bir netlik var. Evet. Ben onu da sormak istiyorum ama Abdullah Yeğen, Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi, hasta yatağında 94 yaşında, ben gideceğim bu seçimlerde hasta halimle oy kullanacağım diyor size. Onu da altını çizmek istiyorum. Paralel yapı konusuna değindiniz. Paralel yapı zaman zaman sizi de hedef alıyor. Özellikle AK Parti'den milletvekili olmanız döneminde size yönelik eleştiriler de, hücumları da oldu. Ne diyeceksiniz? Gerçekten çok şey söylendi. Tabii paralel yapı 17-25 Aralık. Bakın burada madem sordunuz canlı yayında onu da anlatayım. 2012'nin 7 Şubat'ında Hakan Fidan krizi olmuştu malum. Onun bir gece öncesi merhum Mustafa Sungur, yine Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden, onun hatta cenazesine de Tayyip Erdoğan Başbakan da o zaman katıldı. Yüz binlerin iştirakiyle kaldırıldı Fatih Camii'nden. Ben onun yanında dersteydim. Böyle hemen dizi dibinde oturuyordum. Kalabalık, içeride yüzlerce insan var. Bana bir mesaj geldi. Risale-i Nurlar sadeleştirilmiş diye. Mustafa Sungur abiye dedim ki böyle bir şey. Kim yapmış bunu dedi. Baktım altında Ufuk Yayınları. Bu dedim Fethullah Gülen grubunun adamlarının. Bunu söyle söyle dedi, hemen mikrofonda söyledim. O günler biliyorsunuz dokunanın yandığı, kimsenin Fethullah Gülen ve ekibi hakkında bir ufacık bir şey söyleyemediği günlerdi. Sonra zaten o ertesi günde 7 Şubat krizi oldu. Allah'ın, bu tabii benim yorumum, bir tokadıdır onlara yani. Sen Risale-i Nur'a iliştin. Böyle zaten o gün itibariyle Hakan Fidan işine bulaştıklarında bürokrasideki artık şeyleri fark edildi ve bunlarla devletimiz ve hükümetimiz mücadeleye o gün başladı. Ben bir öne dönmek istiyorum. Siz o mesaj gelince Risale-i Nur'ların sadeleştirilmesi konusunda Bediüzzaman'ın önemli talebelerinden büyük bir alimdi Mustafa Sungur abi, Allah rahmet eylesin. Ne dedi? Yani o kadar böyle boncuk boncuk terledi, kıpkırmızı oldu. Bunu nasıl yaparlar? Kim yapar bunu dedim. Fethullah Gülen'in ekibi yapmış. Söyle bunu dedi. Zaten orada tahmin ediyordu. Açıktan söyledim. Sonra zaten televizyonlarda çıktık, söyledik bunları. Daha o günlerde hatta dershaneler meselesi çıktı biliyorsunuz 17 Aralık'tan önce. Biz Mehmet Fırıncı abiyle bir ekrana çıktık. O zaman dershaneler için bunlar diyorlardı ki bu paralel arkadaşlar maalesef. İşte bu dershaneler doğuda gençlerin dağa çıkmasını engelliyor. İşte terörü engelleyecek. İşte PKK'yı engelleyecek. Bunun için kuruyoruz. Siz neden bunu kapatıyorsunuz? İyi güzel buysa. Bugün tabloya bakalım. Hiç kimsenin şey meçhulü değil. Bugün ise HDP ile paralel kol kola girdiler. Diyarbakır Belediyesi'nde buluştular. Açık açık gazetelerinde ona oy istiyorlar. Yayın organlarında oy istiyorlar. Bu nasıl bir yaman çelişkidir? Nasıl bir şeydir? O gün siz bu derslerinde... Bunları o günün şartlarında bizler söyledik. O yüzden bir de Bediüzzaman'ın talebeleri çıktılar. 17 Aralık olmuştu. 25 Aralık'ın haftasında öyle bir açıklama yaptılar. Bütün gazetelerde manşet, tam sayfa böyle haberler çıktı. Bu yanlıştır. Meşru bir hükümeti devirmeye çalışmak yanlıştır. Bir cemaat veya cemaat mensupları, devletin, bu hükümeti kuran nedir? Hükümeti sandıktan siyasi parti oy alıyor, çıkıyor, hükümet kuruyor, güven oyu alıyor. Bu yürütür idareyi. Sen meşru hükümete nasıl müdahil edip onu indirmeye çalışırsın? Bu yanlışlığı Bediüzzaman hayatında daima bu tür meşru hükümetleri desteklemek eserlerinde onlarca yerde var. Bizim vazifemiz ayrıdır diyor. Biz iman ve Kur'an hizmeti yaparız. Bunlar da öyle olduklarını iddia ediyorlardı. Biz altın bir nesil yetiştireceğiz, şöyle ahlaklı bir nesil. Meselemiz sadece eğitimdir. Bugün tabloya bakıyoruz ki her şey var. Her şey var ama onun dışında, iddia ettikleri şeyin dışında. Buna karşı bir duruş sergiledi üstadın talebi. Ben de tabii o süreçte bunları dillendirdiğim için bu yapı benimle de maalesef çok böyle çirkin şeyler de bulundular. Ama millet de her şeyin farkında.
onların düştüğü durumu görüyoruz. Tamam. Bir reklam arası vereceğiz. Tabii bu çok önemli bir noktaydı. Siz de ilahiyatçısınız. Diyorsunuz ki iman ve Kur'an hizmeti yapanlar, cemaatler bu hizmetleriyle devam ederler. Siyasi iktidarları devirmek, darbe yapmak gibi bir görevleri olmaz. Asla. Bunun da altını çizmek gerekir. Reklamlardan sonra bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra birlikte olacağız. Reklamlardan sonra TVNET ekranlarında Başkent programında tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. AK Parti Amasya Milletvekili adayı Barlar Platformu Başkanı İlahiyatçı Sayın Sait Yüce ile birlikteyiz. İlahiyatçı bir kimliğiniz var. Bu seçimlerde ilk kez bu kadar Diyanet ve Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez hedef alındı. Sizce evet. Neden hedef alınıyor? Çok net bir şey var ortada. Yani dikkatli bakan herkes görebilir. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Türkiye'de AK Parti bir vizyon getirdi. Sadece Türkiye'ye değil, bütün İslam dünyasına. Ve aynı o eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye geçiş sürecinde yeni Türkiye yeniden inşa edilirken tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı da o yeni Türkiye'yi ayak uydurdu. Ve aynı hızda dünyanın her tarafındaki Müslüman topluluklara, sadece Avrupa'daki bizim millet topluluğumuza değil, Orta Asya'daki soydaşlarımıza, Rusya'daki Müslüman kardeşlerimize, bütün İslam coğrafyasında, Balkanlarda, Kafkaslarda hepsiyle, hatta Güney Amerika'da, Latin Amerika'da bile camiler yapan, imam hatip okulları açan, bakın bunları yaparken bir de 160 ülkede okullar açan bir grup var ya, malum grup, paralel grup. Şimdi bunlar, ilk rahatsız olan bunlar oldu. Çünkü bunlar bütün her yerde, her şeyde tekel olmak istiyorlardı. Siyasi iradede de böyle olmak istediler. Dini otorite olmak için de aynı şeyi yaptılar. Dolayısıyla Diyanet'ten ilk rahatsız olan grup bunlar, bu Diyanet bunların alanını daraltıyor diye düşündüler. Sadece bunlar mı? Tabii İslam'dan rahatsız olan bütün sair dinler veya zındıka komitesi dediğimiz din düşmanı, bütün dış dünyadaki çeşitli lobiler, mihraklar bu gidişattan rahatsız oluyor. Çünkü dünyada bir Müslümanlığa yöneliş var. Ve Diyanet de çok güzel işler yapıyor. Çok güzel işler yapıyor. Dolayısıyla bunların rahatsız olmasının tek bir nedeni var bu. Yani eskiden böyle herhangi bir işte sadece imamları tayin eden, maaşlarını veren bir kurum olmanın ötesinde değildi Diyanet. Şimdi gittiği zaman Mısır'da, Ezher'de, Şam Emevi Camii'nde, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da hutbe veren bir Diyanet İşleri Başkanı var. Bakın bu çok önemli. Cumhuriyet tarihi böyle bir şey görmedi. Dolayısıyla sadece burada mı kalıyor? TİKA 20 ülkeden 140 ülkeye çıktı. Yani Necaşi'nin türbesini Etiyopya'da tamir eden, ihya eden, Afganistan'da Mevlana'nın evini, aynı şekilde dünyanın her tarafındaki bizim inanç coğrafyamızdaki eserleri ihya eden bir kurum var. Bir Türkiye Cumhuriyeti var. Sebebi budur yani Diyanet'le. Paralel yapıda İslam'a hizmet ettiği iddiasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın orada İslam'a, Kur'an'a hizmet etmesine niye rahatsız oluyorlar? Bunlar İslam'a hizmet falan etmiyorlar. Sadece bunu kullandılar. Saf bir sürü masum insanlara da ben acıyorum. Ve bunların iç yüzünü bilen birisiyim. Ben öyle herhangi birisi değilim. Dışarıdan duyumlarla, televizyonlarda veya okuduklarımla paralel yapı hakkında bilgi sahibi olan birisi değilim. Bunlar gerçekten yabancı mihrakların onlarla işbirliği halinde başka maksatları olan, dünyada başka bir otorite kurmak isteyen, sadece din hizmeti yapmak isteyen birileri değil. Bunlar idareyi ele geçirmek isteyen, yaptıkları şey çok açık. Amerika'ya giden bütün uçaklar şu 17 Aralık'tan sonra azalmıştır ama hepsinin içerisinde ciddi miktarda devlet görevlisi vardı, savcı vardı. Paralel hakim var. Efendime söyleyeyim, her görevden polis, istihbarat başkanı, bunlar ellerinde çantalarla, bak bu resmi adamlar. Neden giderler sürekli Pensilvanya'ya? Neden? Neden gidiyorlardı? İşte o bütün otorite oradaydı, onların kabul ettiği otorite. Oradan emir almak, oraya oradan talimat almak, oradan aldıkları talimatlara Türkiye'yi dizayn etmek. İşte yani bu ihanet, MİT tırlarının durdurulması, bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir iman hizmetidir bu? Bu olabilir mi? Yani bütün hedefleri ve bir şey daha var. Hiçbir İslami grubu sevmez bunlar. Hiçbir cemaati, hiçbir tarikatı,
Nur talebeleri de dahil, Süleymancılar da dahil, tarikat grupları hiçbirini sevmezler. Bak ben bunu bilen birisiyim, bilen. Ben duyumla konuşmuyorum. Çünkü onlar sadece kendilerini, kendilerinin dışında hiçbir şeyi kabul etmezler. Hatta içlerinde Latif Erdoğan gibi, Kemalettin Hoca gibi, Hüseyin Gülerce gibi isimleri dışlama nedenleri de bunlar sonradan monte olmuş isimler. Bunlar sıfırdan alır yetiştirirler. Tamamen beyinleri kurgulanmış, başka talimatların dışında bir şey düşünmeyen bir insan prototipi yetiştirirler. Ve bununla böyle aynen sen bilim kurgu filmlerindeki gibi sonuç odaklı, gerekirse imha ederler. Böyle insan yetişir. Bunların iman hizmetiyle hiçbir ilgisi yok. İman hizmeti şeffaf, gayet açık. Sadece kalbe hitap eden, başka hiçbir dünyevi, maddi, manevi, siyasi bir hedefi olmayan bir şey olması lazımdır. Ama bunlar başka bir şey yapıyorlar. Böyle bir fark var diğer İslami gruplarla. Paralel yapı dışında da Risale-i Nur'a hizmet iddiasında olan bazı grupların bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyebileceği konuşuluyor. Yani hem Nurcu olup Bediüzzaman'ın talebesi olduğu iddiasını taşıyıp hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemek nasıl bir durumdur? Yani Bediüzzaman talebelerinden böyle birisi yok da evet. Ancak onlara bağlı bazı gruplar var ve çok küçük, yani çok çok küçük, böyle bir 2000 tane gazete satan bir grup var. Onlar da hiç kimse esamesi okunmazdı, onlar da bu paralel yapının yayın organlarına çıka çıka biraz duyuldular. Onlar sadece yani CHP'yi destekliyor. Zaten bir tuhaflık var. Yani bir İslami grubun CHP'yi desteklemesi mümkün, ihtimal dahilinde değil yani. Çünkü CHP'nin geçmişi sicili malum, yani dine ait ve dindarlara ait. Aynı şekilde MHP, bugün milliyetçiliği savunan MHP kendi başörtülü milletvekiline aç öyle gir dedi. Açtırdı. AK Parti ise mecliste başörtülüler artık şu anda rahat girebilir hale geldiler. HDP diye bir parti var mesela. Din düşmanlığı yapıyor. Taksim Kabe'dir diyor. Kudüs Yahudilerindir diyor, efendime söyleyeyim. Dine karşı, diyanet kaldırılsın diyor, din dersleri kaldırılsın diyor. Bak dine karşı bu kadar laf söylüyor. Bir de üstüne üstlük elinden kan damlıyor. Bu paralel yapı ve işte diğer avaneleri bunu destekliyorlar. MHP'de, CHP'de bunlara hiç ses çıkarmıyor. Mesela bunların aydın grupları falan da ya bırakın HDP'nin barajı aşmasını, bunlar yanlış adamlar demiyorlar. Evet. Ve iç güvenlik paketinde beraber oy kullanıyorlar. Evet. Biraz devam etmek istiyorum. Siz HDP'ye geldiniz. Tabii ilahiyatçı kimliğinizle birlikte Selahattin Demirtaş'ın hem Taksim'le ilgili benzetmesini sormak istiyorum. Hem de Kürtçe Kur'an-ı Kerim'i Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Güneydoğu'daki mitinglerde göstermesinden kaynaklanan bir eleştiri var. Bununla ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi HDP gerçekten, şimdi tabii burada canlı yayında bunu söylemek de hoş değil de, şöyle bir parti, Eskişehir'den bir adayı var, eşcinsel biliyorsunuz. Ve kendi parti tüzüklerinde 8 yerde bu eşcinselliği öven şeyler var. Daha sonra özgürlük sağlayacaklarına. Yani Kürtlerin partisi ya göğe, Kürtlerin hakkı 6 yerde geçiyor, eşcinsellerin hakkı 8 yerde geçiyor. Bütün Türkiye Cumhuriyeti bunu duysun ve bilsin. Bunlar bu. Dine düşmanlıkları var. Böyle sapık ve hatta Lut kavminin yerle bir olmasına sebep olan Kur'an'da lanetlenen bir şeyi böyle güzel bir şey gibi haşa gösteriyorlar. Ve bütün paraleller de bunları destekliyor. Bu da hepsine ne olsa olsun işte, bu kadar net söylüyor. Bu böyledir. Şimdi HDP'nin bu din düşmanlığı gayet açık. Ve ne kadar zararlı unsurlar varsa içeride ve dışarıda bunların hepsi birlik olmuşlar. Ama Allah'ın izniyle hiçbir şey yapamayacaklar. Aşsa da aşmasa da çok önemli değil. Türkiye'de bunlar artık bitecek. Hiç sıkıntı yok. Seçimlere geldik. O zaman seçimleri biraz sormak istiyorum. Son hafta seçimlerden ne bekliyorsunuz? Seçim meydanlarında, sokaklarda vatandaşlar size ne söylüyor? Ben Amasya AK Parti milletvekili adayı olarak ikinci sıra adayım. Amasya'da 6 tane ilçemiz var. 370 tane köyümüz var. Bunların ilçelerin tamamına birkaç defa bu seçim satım haline gezdim. Köylerimizin neredeyse tamamına yakını gezdim. Benim gidemediğim yerlere diğer vekil adaylarımız gittiler. Çok güzel bir tabloyla karşılaştık. Ben inanıyorum ki zaten Amasya'daki sonuçlar da Türkiye sonuçlarının hep geçmiş seçimlerde bir prototipi, örneği, küçük bir örneği olmuştur.
dağ başlarındaki köylerde, ovalarda yaşlılar, teyzeler, amcalar, çiftçiler, hayvancılıkla uğraşan herkeste öyle bir sağlam irade var ki, yani zaten bizi görür görmez Tayyip Erdoğan'a selam söylüyor. O cumhurbaşkanımız oldu diyorum. Olsun, o, biz onu seviyoruz, onun yanındayız, onun partisini istiyoruz falan. Davutoğlu'nun selamını söyleyince gözleri ışıl ışıl oluyor insanların. Evet. Şimdi peki bu vaat ettikleri şeyleri bazen soruyoruz ya da bu mitinglerde konuşuyoruz. Küçüklü büyüklü toplantılar yapıyoruz. Muhalefetin söylediklerine asla inanmadıkları gibi o köylülerin hepsi gülüyor, gülüyor. Neden? Bir de AK Parti'den neden önce gülüyorlar? Bizim bu köylerimize çamurdan girilmiyordu diyorlar. Çamurdan girilmiyordu. İçme suları yoktu. Kanalizasyonu yoktu. Göletleri yoktu. Bakın köylerin içine asfalt gitmiş, taşlar, betonlar döşenmiş. Bu 13 yılda yapıldı bunlar. İçme suları yapılmış, göletleri yapılmış. Kapalı açık sistem sulamaları yapılmış, her şeyleri, şimdi oyun parkları kuruluyor. Bunlar hayal bile değildi diyorlar. Şimdi bir de bunların yaptığı geçmişte koalisyon ortağı oldu. Dönemler insanlar hatırlıyor. Benim hastam diyor, hastanede rehin kalıyordu. Şimdi istediğim hastaneye gidiyorum, anında ilacımı alıyorum. Bunu görüyor insan, bunu yaşıyor. Yani o dev yatırımlara zaten girmiyorum. Havaalanları, Marmaraylar, denizin altından, üstünden, efendim, hızlı trenler, binlerce kilometre otoyollar, duble yollar. Bunları insanlar görüyor yani. Bir de iletişim çağındayız. Her şey köylerin en ücra köşelerinde bile anında duyuluyor ve görülüyor. Bir de elini vicdanına koyuyor. Bir de bunların muhalefetin söylediklerine bakıyor. Onun için benim hiçbir kaygım yok. Millet o kadar sağlam duruyor ki ne bu muhalefet partileri ne paraleller hiç kimseyi tereddüde düşürecek bir şey yapamamışlar. Siz dediniz ki geçmişte koalisyonları yaşadı millet dediniz ama şimdi seçim üzerine yapılan değerlendirmelerde tek başına hükümet çıkmayacak, koalisyon hükümeti kurulacak şeklinde değerlendirmelerde yapılıyor. Siz buna katılıyor musunuz? Yok, asla koalisyon değil. Ben katılmıyorum. Şimdi her partinin bir baraj problemi var. Bütün hepsi birlikte olmuşlar. HDP'yi %10'u aşırmaya çalışıyorlar. Ben pek ihtimal vermiyorum. 9'larda kalacak diye tahmin ediyorum. Bu benim kanaatim. MHP %15-16'ları çok geçemez. 20'leri asla bulma ihtimali, imkanı yok. CHP'de 28'leri bulma imkanı yok. Bunlar zaten hiçbirisi de biz tek başına iktidar olacağız demiyorlar, diyemiyorlar. Hepsi bir araya gelse bir AK Parti etmiyorlar. Zaten rakamlar ortada, matematik ortada. İstediğiniz sokağa, istediğiniz yere çıkın. AK Parti bugün 81 vilayete gidiyor. MHP'nin 45 tane ilde milletvekili yok. CHP'nin 31 tane ilde milletvekili yok. AK Parti'nin bütün Türkiye'de var. Her yerde temsil ediyor. Bir de batıda ne diyorsa AK Parti, doğuda da onu diyor. Doğuda ne diyorsa kuzeyde, güneyde de onu söylüyor. Diğer partiler, bak bu çok net, böyle yapamıyorlar. Bazı yerlere hiç gidemiyorlar. Şimdi ben bu tabloyu görünce pek tabii ki tek başına ve çok net söylüyorum. Benim tahminim, şimdi onların baraj seviyeleri 10, 15, 25. AK Parti'nin barajı da 50. Allah'ın izniyle 50'yi de aşacak diyorum. Yani 50'nin belki biraz altında belki kalabilir 48-49 ama 51-52 de olma ihtimali çok yüksek. Çünkü sokak bunu diyor, meydan bunu diyor. Ama Amasya'nın bütün sokakları, köyleri böyle diyor. Biz şimdi gittiğimiz yerlerde işte Amasya'nın mesela çevre yolu meselesi var. İnşallah onu halledeceğiz. Başbakanımız da söz verdi. Hastane meselesi var. Başka size orada ayrı bir Amasya başlığı soracağım. Soracak zaten mısınız? Çünkü Amasyalı izleyicilerimiz bizi uyarıyorlar. Amasya'yı sorayım. Amasya ile ilgili neler yapacaksınız? Amasyalılar buradan bazı şeyler çok net olarak duymak istiyorlar. Amasya 8 bin yıllık bir şehir. Bir de bunun ötesinde yani eski medeniyetler orada yaşamış insanlar. Zaten gelenler bunu da görüyorlar. Taşlara oyulmuş kaya mezarlarında. Şehzadeler Şehri diye bir ismi var ve gerçekten o ismine layık da bir atmosferi var Amasya'nın. Cihan padişahları yetişmiş ve cihana, dünyaya adalet, eşitlik, medeniyet götürmüş insanlar, padişahlar Amasya'dan yetişmişler. Onun için çok ciddi bir kültürel, tarihi misyonu var, altyapısı var. Buna uygun da biz inşallah bu 7 Haziran sonrası ben milletvekili seçilmem halinde Amasya'nın bu misyonunu, bu vizyonunu çok daha bir marka şehir haline getirip çok daha fazla turisti oraya çekecek, yerli ve yabancı turisti. Sadece gelip de
oranın o Yeşilırmak boyundaki, Yalı boyundaki yalılarını, eski tarihi evlerini, camilerini, kalesini görmenin ötesinde oradan çıkan medeniyeti de anlatmak. Yani biz sadece böyle bir görsel bir turizmin ötesinde gerçekten bir kültürel altyapıyla çok ciddi bir medeniyetin oradan ihraç edilebileceğini, o medeniyetten o kültürün bütün insanlığa yayılabileceğini gösterecek bir takım çalışmalar yapacağız. Tabii ki fiziki çalışmalar, ciddi bir çevre yolu meselesi var. Başbakanımız da geldi. Amasya tarihinde gördüğü belki en muhteşem kalabalık oldu orada. 30 bine yakın insan vardı. Amasya ölçülerinde çok iyi bir mitingdir o. Orada o sözü verdi başbakanımız da. Hastanesi de yapılacak ama çok ciddi bir buranın toprakları var. Billur gibi akan suları var. Çok dinamik, genç bir nüfusu var. Ve burada tarım istihdamı, hayvancılık istihdamı konusunda devletimizin zaten çok ciddi destek ve teşvikleri var. Göçü tersine çevirecek. Amasya'dan büyük şehirlere, köylerinden büyük şehirlere değil, büyük şehirlerden buraya çevirecek projelerimiz var. Yani zamanımız çok kısıtlı olduğu için onlara girmiyorum ama sadece başlıklarını söylüyorum. Bambaşka yeni bir Türkiye ile beraber yeni bir Amasya olacak inşallah. Amasya ile ilgili projeleriniz var ve evet, bu projelerinize de destek olacak siyasi bir irade var. İrade var arkanızda. İnşallah. Bu 7 Haziran seçimleriyle ilgili olarak 7 Haziran eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin seçimi olacak ve bir kırılma noktası olacak şeklinde değerlendirmeler var. Siz buna katılıyor musunuz ve bu kırılma sizce nasıl gerçekleşecek? Tabii daha önceki seçimlerde bakın AK Parti 9 tane seçim kazandı. 9 tane, 3 tanesi genel, şimdi 4.sine giriyoruz, bir de yerel seçimler. 10.sunu da inşallah kazanacak. Şimdi tablo açık, matematik gayet açık. Devlet Bahçeli 12 tane seçim kaybetmiş bir genel başkandır. CHP iktidar tek partiyi çıkarırsanız tek parti dönemini, darbe dönemleri hariç hiçbir zaman tek başına iktidar olamamış bir partidir koalisyonlarla. Ama AK Parti, normalde iktidar partileri hep yıpranırlar, biraz daha aşağı gider. Ama AK Parti'nin oyları her girdiği seçimde artmış ve artıyor. Ve şimdi de aynı trendi görüyoruz. Dolayısıyla bu seçimlerde daha aşağı inmesi değil, daha yukarı çıkmasını biz bekliyoruz. Bu da çok normal bir şey ve göstergeler de böyle gösteriyor bize. Hiç böyle endişeye mahal bir şey yok. Bir de eskiyle yeninin arasında 7 Haziran neden diğerlerinden farklı? Eski seçimlerde iktidar partisinin karşısında muhalefet vardı. Biliyordunuz ki o muhalefettir. Onunla mücadele ediyordunuz. Şimdi onlara başka bir şey eklemlendi. Bu paralel yapı normalde siyasi bir parti değil. Cismen böyle bir varlık olarak yok karşımızda. Ama öyle bir tahribat yapıyorlar. O tahribat Ermeni lobisiyle, Yahudi lobisiyle, New York Times gazetesiyle, Avrupa Parlamentosu'nun temsilcileriyle işbirliğine giriyor. Hepsi birden ve bunu zaten aşikar yapıyorlar, artık gizli de yapmıyorlar. Ve kapı kapı da dolaşıp bütün bu HDP'ye oy istiyorlar, MHP'ye oy istiyorlar, CHP'ye oy istiyorlar. Ve bunlara bir de bu Amerikan, Avrupa gazeteleri ve oradaki lobiler şimdi işte böyle bir şeyle mücadele ediyor. İşte bakın Bediüzzaman Hazretleri Menderes'e, Demokrat Parti'ye vatan, millet ve Kur'an ve İslamiyet namına ben Demokrat Parti'yi destekliyorum diyor. Neden Kur'an namına? Ya Kur'an namına siyasi parti nasıl desteklenir? Şöyle desteklenir. Bakın hayatı ortadadır Bediüzzaman'ın. Yani herkesin, düşmanlarının bile takdir ettiği bir insan böyle diyor. Bu neden? Çünkü bir zihniyet meselesi var. AK Parti'nin içinde de yanlış işler, yanlış adamlar olmuş olabilir bu kadar büyük bir partide. Cenab-ı Hak bile mahşerde insanı hasenatıyla seyyiatıyla, hasenatı, iyilikleri biraz fazlaysa cennete alacağını vaat ediyor kötülüklerine. Şimdi AK Parti döneminde bu kadar güzel işler yapılmışken, bu kadar güzel icraatlar, bütün bakın ben Saadet Partili arkadaşlara da aynı çağrıda bulunmak istiyorum. AK Parti giderse gelecek tablo budur. Bakın kesin şudur, CHP geçmişi belli, MHP göğe milliyetçi, bakın bugün yaptıklarına bakın. Alparslan Türkeş darbe Ankara Radyosu'nda dillendiren, kıyamete kadar bu junta bitmeyecektir diyen, bugün HDP ile iç güvenlik paketinde işbirliği yapan, Türkiye'yi 23 milyar dolar IMF'ye borçlandıran, bu nasıl bir millilik oluyorsa böyle bir MHP, CHP'nin yanında. Bir de eşcinselleri aday gösteren HDP, dini, diyaneti, din derslerini kaldırmak isteyen bir HDP. Bakın paraleller de bunlara ekleniyor. İktidar partisi, yani bunların koalisyonundan olacak şey, bunları da bir üst akıl yönetiyor. İçeriden dışarıdan böyle bir tablo gelecek. AK Parti çekilse Allah muhafaza, Allah muhafaza
gelecek olan tablo budur. Onun için 7 Haziran seçimleri vatan için, Kur'an için, İslam için, din için, millet için önemlidir. Burada Sayet Yüce milletvekili olur olmaz hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Bu zihniyet ya ayakta kalacak bu milletin yanında, dinin yanında, mukaddesatın yanında. Bakın sadece buna değil, Türkiye 5 kat, 10 kat zenginleştirmiş bir AK Parti var. Sadece dini özgürlükler değil. Bugün dünya devleri arasına girmiş bir Türkiye var. Böyle bir Türkiye, böyle bir siyaset ya da bu eskinin işte malum bu CHP, MHP'nin koalisyonlarla istikrarsız pahalılık, enflasyon, faizlerin zirvede olduğu bir Türkiye. Bu tercihi yapacak halkımız. Evet. Çok önemli değerlendirmelerdi bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, seçimlerden önceki son programımızdı. Seçimlerden önceki son programımızda AK Parti Amasya Milletvekili adayı, Barla Platformu Başkanı İlahiyatçı Sait Yüce'yi konuk ettik. Sandık başına gidelim. 7 Haziran'da vatan, millet ve Kur'an hesabına, İslamiyet hesabına oy kullanalım evet. dedi. Bu dileğini tekrarlıyoruz. Haftaya yine aynı gün, yine aynı saatte, yani seçimlerden bir gün sonra görüşmek üzere diyoruz. Bu vesileyle Berat gecelerinde evet, bütün şimdi oraya geldik. Berat Kandili ile ilgili Kandili'nin, bir tebrikimizi evet, alalım. Hem Türk milletinin hem bütün İslam dünyasının Berat Kandili'ni tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın inşallah. Evet, bu gece Berat gecesi, alem İslam'ın ve güzel memleketimizdeki güzel insanların Berat Kandili'ni tebrik ediyoruz. Hoşça kalın, iyi geceler diliyorum.